Herkese günaydın. Bugün sizlere günlerde çalıştığımız, birkaç haftadır uğraştığımız bahçeyle ilgili yeni bir video çekeyim istedim. Dün çarşı izine çıktım. Yani Mecidiyeköy'e gittim. Bir bisiklet yolculuğu yaptım. Çok da güzel oldu. Dönüşüm de bisiklet yolculuğuyla oldu. Bundan da bahsedeceğim. Ama bugün asıl yapmak istediğim bu bahçeyi tanıtmak. Şöyle bir gezdirip göstermek istiyorum. Hangi ağaçlarımız var? Onlar bize bu sene hangi meyveleri verecekler gibisinden bir video olsun. Mecidiyeköy'e gidiş ve gelişimle ilgili de yolda bir takım videolar çektim. En geç 10 gibi çıkmayı planlıyordum. Halbuki şu anda saat yarım. Aslında planım şuydu. Direkt çıkıp eve gitmekti. Şimdi Beykoz'a geçip Mehmet'e uğrayıp işte ev alışverişini tamamladıktan sonra bilmiyorum kendimi serbest bırakacağım büyük ihtimal. Ama belli olmaz. Bizim mahallenin içinde planlar sürekli değişebiliyor. Bence İstanbul'da bisikletle seyahat etmek çok pratik bir şey. İşte Bebek'ten 25 dakikada Yeniköy'e geldim. Motorla da karşıya geçtim. Şimdi kardeşim karşılayacak beni. Ondan da Bebek alışverişini yapacağız. Bakalım bir kahve içeriz, bir şey yaparız. Beykoz'a geldim ama. Tam 26 dakikada Yeniköy'e geldim. Anlıyordum. Çok pratik bir şey ya bisikletle İstanbul'da seyahat etmek. Hani geldim şurada. Sen indim. Buradan çıkıyorsun mu oradan? Yok ama bunu da öğrendiğim oldu. Yol çok güzelmiş. Çok güzel, yakışıklı bir yolmuş burası. Geçen videoda bahsettiğim Mehmet'le kaçamak noktalarımızdan Acarkent'teyiz. Burası bir siteden çok semt gibi. O yüzden benim İstanbul'da en sevdiğim, gelmekten de hoşlandığım noktalardan biri haline dönüştü. Şimdi kardeşim öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar bebeğe döneceğiz. Sonra sallah gelin. Yemek ve alışverişin ardından bebeğe döndük Mehmet'le. Az evvelki muhabbete geri dönecek olursam İstanbul'da aslında bisiklet gerçekten çok pratik. Şu anda mesela Bebek'te o vale trafiği bilmem ne derken bisikletten gayet rahat hareket ediyorsunuz. Hani trafiğe takılarak 40 dakikada gittiğiniz birkaç kilometre yukarı bisikletle daha çabuk alıyorsunuz. Yani bisikletten şu anda ulaşım daha hızlı, daha çabuk. Metroya göre bile daha çabuk, öyle söyleyeyim. İstanbul'da bisiklet kullanmak bence çok keyifli bir şey. Ama çok dikkatli olmak lazım. Ben o anlamda biraz defansif kullanıyorum. Şimdi isterseniz bahçeyi tanıtmaya geçeyim. Aşağı inmişken buradan başlamak istiyorum. Evden çıktığınızda böyle bir alanımız vardı zaten bizim. Ve buradan da Boğaz'ı gördüğünüz. Ve hemen önünüzde yükselen şu ağaç. Ortacı'dan gelen bir zeytin ağacı. Yukarı çıktığımızda bizi ilk karşılayan bu elma ağacı oluyor. Bu sene üzere o kadar çiçekli ki bol bol elma alacağımız aşikar. Yani o bayağı şey yiyeceğiz, tatlı elma yiyeceğiz buradan. Burada bir kiraz ağacı var. Bu kiraz ağacı bahçenin güzellerinden. Hemen burada durduğumuzda Boğaz'a bakarken hemen önünüzde şu an çiçekli ve üzerinde arıların coştuğu, uçtuğu bir ağaç. Elma ağacı. Ve hemen karşısında da bir kiraz ağacı var. Hemen solda daha önce bahçede de var olan sonra içi çürüdüğü için kestiğimiz selbinin bir başka versiyonu var burada ve babam buna sarmaşık sardırmış ve üzerinde sümbüller var. Onlar da açtığında ki oldukça geciktiler.
Burası mis gibi kokacak. Hemen bahçenin üstüne çıkalım. Bu alanı zaten geçen gün hazırlamıştık, gördünüz. Burasını küçük bir bostan yapacağız. Geçtiğimiz videolarda gördünüz, bu önümüzdeki ağaç şey, bir ceviz. Mehmet böyle kafasına göre budamıştı belki ama son derece hızlı bir şekilde yanıt geldi. Bu görüntüleri çok seviyorum. Harika böyle patladılar. Oradan buradan tomurcuklar çıkmaya başladı. Hemen arkasında da merdiven başında bir badem ağacı görüyorsunuz. Burada kardeşimin uzmanlığı. Hatta üzerinde bakın bademler de var. Bu bademler sanıyorum bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu çağlaya dönecek iyice ve belki de bir rakı sofrasının mezesi olacak. Hemen arkasında bir hünnap var. Sanıyorum bu ağaçla elma ağacı arasında bir ilişki var. Bir de hemen sokağın başında, hani şu önümüzdeki evin arkasında, sokağın başında bir yabani elma var. O elma da bizim elmamızla bir ilişkide olduğunu kardeşim anlattı. Arılar bir şekilde bu ağaçları döllüyorlar. Dolayısıyla bu üç ağacın birbiriyle çok yakın bir ilişkisi var. Bu da bir badem ağacı. Bu bir erik. Galiba malt eriği bu. Bunu da böyle geçtiğimiz senelerde sıkı meyve vermişti. Bu sene de üzeri iyi çiçeklendi. Artık o çiçeğini dökmeye başladı. O eriğin hemen arkasına döndüğümde de burada da bir renkleri muhteşem bir başka erik var. Kırmızı erik. Ağacın kendisi de çok güzel. Ve muhteşem renkte meyveleri var. Ve üstü dikkat ederseniz oldukça dolu. Hemen buraya geçelim. Bir nar ağacımız da var. Burada Mehmet yine Kaliforniya'dan getirdiği bir sekoya ağacı var. Hani şu içinden araba geçen gövdesi kocaman olan ağaçlar vardır ya. Onlardan bir tanesi bizim bahçemizde. Burada da artık bildiğimiz papaz eriği dediğimiz erikler var. Erikler burada kendini göstermeye başlamış. Burada ne olduğunu bilmediğim ama bu bahçede durduğu için de çok mutlu olduğum, varlığından çok mutlu olduğum bir ağaç var. Burada gördüğünüz çiçekli ağaçta ayva. Burada da şeftali ve armut var. Şeftali ve armutla da, ya da kayısı mıydı o? Bak şimdi emin olamadım. Böyle iki ağaçta da bahçe turunu bitirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu temizleyeceğimiz alanın hemen arkasında da bir dizi fındık ağacı var. Hemen bahçenin arkasında, bu çitin arkasında incir görüyorsunuz. Diğer aşağıdaki ağaçta ıhlamur. Yani burada da böyle güzel ağaçlarımız var. Bu da bu bahçeyi çok güzel kılıyor. Sanıyorum böyle bir video yaparak da bugünü tamamladık. Bakalım yarın ne çıkacak? Çünkü yarın Tekirdağ'a gideceğim. Bir bağ evinde kalacağız. 3-4 arkadaş. Bence eğlenceli olacak. Benim için de güzel bir çarşı izni olacak doğrusu. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.